Never answered a no, man, I still go. Go, 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 go. Bu poşeti ortaya koymamızın sebebi bu beton Bechstein malzemede altların her tarafına beton geldiği zaman ileride çatlama yapar diye bunun önemini almak için ortaya biz naylon koyuyoruz. Kosak olmasın diye. Yani çok full olduğu zaman şey oluyor, komple bile çatlamalar meydana gelir, evet, değil mi? Evet, çatlama oluyor. Tamam. O yüzden biz ortaya böyle poşet koyuyoruz. Poşetle koyduğumuz zaman aradaki çatlamasını önlüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi abi, sen neden şimdi bu laylonu bırakacaksın ve sağlı sollu laylon bırakmıyorsun ve direkt yapıştırıyorsun? Şimdi ilk başta bu laylonu koymamızın amacı aradaki kontakı sağlamamaktır. Yani biz normalde fabrikanın bize söylemiş olduğu şekilde yapmamız lazım. Sağına yaklaşık 15-20 santim. Şimdi abi, şimdi bu fabrika önerisi değil mi? Yani bu bizim, evet, kendi yaptığımız değil. Fabrikanın bize söylediği şekilde bizim yapmamız lazım. Şimdi fabrika bize diyor ki siz diyor
bu beton backstrap malzemesinde bu döküm malzeme olduğu için diyor siz bunu her tarafını şey yapamazsınız. Haşla yapamazsınız. Çünkü yarın bir gün her taraf haşlı olduğu zaman büyük bir sorun çıkar. Haliyle ileride çatlama oluyor. Çatlamasını engellemek için sağ tarafına şu şekilde yaklaşık 25-30 santim, sol tarafına yaklaşık 25-30 santim şeklinde beton dökmemiz lazım. Ve yani şap değil mi? Beton. Evet şap. Tamam. Ortaya da gördüğünüz gibi şöyle bir naylon koymamız lazım ki aradaki şeyi sağlı ve solu ortada destek için yapıyoruz. Evet, ortaya destek için, destek amaçlı şey yapıyoruz, poşet koyuyoruz. Yani bunun bu şekilde yapılması lazım. Aksi takdirde yarın bir gün büyük sorunlar yaşarsınız ve çatlama meydana gelir. Bunu böyle süngerle üzerine geçmemizin sebebi üzerindeki tozlu almamızdır. Tozu almamızdır. Toz için değil mi? Evet. Tozu üzerinden alıyoruz. Ki fayans harcı iyi yapmışsın. Selam.